İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik, ölümünün birinci yılında Bodrum'daki kabri başında sadece kardeşi Günay Girik ve bir komşusu tarafından anıldı. 24 Ocak 2022 günü tedavi gördüğü hastanede COVID-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi ve Şişli eski belediye başkanı Fatma Girik'in cenazesi 28 Ocak 2022 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Girik'in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak Adliye Camii'ne götürüldü. Törene katılanlar Girik'in tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Fatma Girik'in cenazesi Torba Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Girik, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedildi. Yaşamını yitiren usta oyuncu Fatma Girik, Bodrum Torba Mahallesi'nde bulunan Torba Mezarlığı'nda sadece kardeşi Günay Girik ve komşusu Kaya Muzaffer Ilıcak tarafından dualarla anıldı. Torba Mahallesi'ndeki komşuları başta olmak üzere sanat ve siyaset dünyasından birçok ismin Girik'i kabri başında anmaya gelmemeleri ise dikkat çekti. Kabri başından anma yapılmamasından dolayı üzgün olduğunu belirten Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik şöyle dedi. Birlikte yani sayısını hatırlamadım. Bir sürü filmimiz var yani. Ben hep onun oğlunu oynarım. Yani zaten 40 senem ondan, yani yaşım 56 şu anda benim. Yani aşağı yukarı 12 yaşındayken ilk filmimizi beraber çektik Gülsüm Ana. Orada da oğlunu oynuyordum. Yani bu ne demek oluyor? 46 sene önce, 44 sene önce ilk filmimde beraber oynadım ablamla. Gene annem oynamıştı benim. Yani ben annemi ablam kadar görmedim yani. Yani annemle beraber, babamla beraber olamadım. Zaten babam çok küçük yaşta öldü. 12 yaşındaydım öldüğü zaman. Yani ben ablamla beraber olduğum kadar hiç kimseyle beraber olmadım. Tabii ki onun yokluğu benim için çok büyük bir eksiklik yani. Gerçekten çok büyük bir eksiklik yani. Çünkü benim iki tane çocuğum var. Bir tanesi 31 yaşında kızım var. Onun adı Fatma Girik. Bir tane de oğlum var. O da üniversite öğrencisi. O da 22 yaşında. Onun adı da Günay Girik. Yani bunların olmasına vesile olan kişi benim ablam. Yani bunların dünyaya gelmesinin sebebi benim ablam zaten. Yani benim aslında yani şöyle söyleyeyim yani benim 12 yaşından itibaren babam öldükten sonra benim yani yegane yani varoluş sebebim ablam zaten yani. Onun için tabii ki ablamın yokluğunu çok hissediyorum yani. Çok çok özel duygu bunlar yani. Bunlar anlatılabilir şeyler değil. Yani burada senden tesadüfen karşılaştık yani zaten yani sen burada da görüyorsun yani işte insanların vefasızlığını. Yani şimdi İstanbul'da bir şey varmış, bir anma töreni falan düzenlenmiş ama yani bunun yani aslında yani burada kabri başında yapılmış olsaydı eğer çok daha bence iyi olurdu. Yani buraya çünkü gönül vermiş bir insan yani. Yani Zeki Paşa'dan sonra, Zeki Müren'den sonra yani şuraya Bodrum dediğin zaman, Torba dediğin zaman özellikle Fatma Girik'ten anılır yani Bodrum. Yani Bodrum'un bence artık bir sembolü, bir simgesi haline gelmiş bir insan Fatma Girik yani. Gerçekten Bodrum'u Bodrum yapanlardan bir tanesi. Torbayı Torba yapanlardan bir tanesi. Onun için yani şurada keşke gelip de burada yani bu kabrinin başında yani böyle bir anılsaydı.